Hepimiz daha sağlıklı yaşamak, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler yemek, daha zinde olmak ama en önemlisi daha mutlu ve uzun bir yaşam sürmek istiyoruz. İyi, mutlu ve uzun bir hayat içinse iyi alışkanlıklar edinmek zorundayız. Mutlak doğru yok. Yani neye göre iyi, neye göre kötü, neye göre yanlış? Her birimizin kendi yolu var. Zaten bu kadar hani kişisel gelişim konuşuluyor, kişisel dönüşüm konuşuluyor vesaire ama temelde yaşam yaşayarak öğreniliyor. Ve eğer yüreğinize göre yaşıyorsanız, inandığınız hayatı yaşıyorsanız, beslenmeniz de düzgün oluyor, yaşam tarzınız da düzgün oluyor, size uygun, size özel oluyor. Ama biz hep böyle formül arıyoruz. Senin çocukken bazı hikayelerin varmış böyle değil mi? Onlardan da biraz bahsedelim, onları zımbalayıp etrafa mı dağıtın? Aynen öyle. Aslında tabii bana şimdi soruyorlar yazmaya nasıl başladın diye. Benim yazmaya başlandım ama aslında param yoktu, kitap alamıyordum. O yüzden de o çocukken 6-7 yaşında yazdığım şeyleri tutkallayıp, zımbalayıp sokakta satıyordum. Galatasaray Esir'in yan sokağında böyle tezgah açıyordum. Oradan aldığım parayla da gidip sahaflardan kitap alıyordum. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Mesela omega 3'ü biliyorsun. Omega 3 nede vardır? Balıkta vardır değil mi? Aslında normalde kırmızı etin içinde de omega 3 var. Ama bu hayvanlar o kadar fazla artık kendi doğalarından uzaklaşmışlar ki eğer kuzu çimen yerse, çimenle beslenirse etinde çok yüksek miktarda omega 3 oluyor. Ama maalesef biz omega 3'ü sadece balıkta var zannediyoruz. Bu arada dünyaya açılma, globalleşme o anlamda adımları attık. Ama şimdi sırada sinema, dizi ve televizyon formatları var dijital taraftan. Oo, bu süper, bu süper haber. Peki konular nasıl? Biraz ben şöyle, 2008 yılında kişisel dönüşüm sözcüğünü koydum ve o zaman internete girdiğiniz zaman hiçbir şey yoktu kişisel dönüşümle ilgili. Ama şimdi bir sektör oldu. Şimdi yeni kavramları sahipleniyorum Türkiye'de. Onlar da transhumanizm, singularity, dataizm ve merkeziyetsizleşme. Yani insanla makinenin artık yakınlaşmasını öcü gibi görmemek gerekiyor. İnsan duramaz. Yani ateşi bulduk durmadık. Barutu bulduk durmadık. Uçmaya başladık daha hızlı nasıl uçarız diye baktık. Ve senin konumla ilgili olduğu için söylüyorum. Artık insanın önünde şu anda bir tane bariyer kaldı ve oraya gidiyor ölümsüzlük. Evet, gelelim semizotunun faydalarına. Şimdi semizotu gerçekten çok kıymetli bir yeşillik. Bir yeşillik ne kadar koyu yeşil olursa o kadar yüksek miktarda antioksidan içeriyor. O kadar yüksek miktarda vitamin, mineral var demektir ve doyuruculuğu da artıyor. O yüzden bu çok böyle beyaz salatalar, hani marullar vardır ya böyle sarı beyaz vesaire. Bunlar bizi çok doyurmaz ama bu tarz daha koyu yeşil salatalar çok doyurucu olur. Bu da içerisindeki vitamin, mineral ve antioksidanlardan dolayı. Peki Aret, sevgili Aret, senin iyi alışkanlıkla ilgili günlük pratiğinde yaptığın bir şeyler var mı? Ya da izleyicilere buradan iyi alışkanlık olarak ne önerebilirsin? İyi kitap okumak, iyi müzik dinlemek, edebiyat, sanat, felsefe olmadan nereye kişisel gelişimi konuşacağız? Hayata sevgiyle bakabilmek, dedikodu yapmamak, hasetlik yapmamak, bunların hepsi dönüyor dolaşıyor, bana geliyor. Yani en iyi alışkanlık insanın önce kendi üzerinde çalışması ve şunun farkında olması. Sorumluluğu atacak birisi yok. Senin yüzünden, onun yüzünden bugün buraya gelmeyi ben seçtim. Benim seçimim bu. Hayatımızdaki her şey bizim seçimimiz. O yüzden bu olaya bütüncül bakmak gerekiyor. Beslenme de çok önemli, ilişkiler de çok önemli, okuduğumuz kitaplar. Evet Aret'cim, bugün kare nefes egzersizi yapacağız. Kare nefes egzersizi benim uzun yıllardır sabah akşam bir diş fırçalamak gibi alışkanlık haline getirdiğim bir nefes. Nasıl yapılıyor? Önce nefesi alıyoruz. Önce karnımıza alıyoruz. Ben zaman burada girdim ben. Süper. Önce hafifçe karnımıza alıyoruz. Sonra kalbimizi alıyoruz. 5 saniye ben sayacağım zaten. Tamam, sonra 5 saniye tutuyoruz. 5 saniye de veriyoruz. Tamamen verdikten sonra 5 saniye tutup tekrar başa dönüyoruz. Elimiz bir elimiz karnımızda, bir elimiz göğsümüzün üzerinde. Ben sayacağım. Al nefes, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4. Evet sevgili Aret'le çok güzel bir nefes egzersizi yaptık. İyi nasıl geldi. İyi geldi değil mi? İyi geldi ama çok acıktım. Ah süper. Nasıl? İyi. Tuz, süper. Yağ, hepsi çok iyi. Süper, beğenmeye çok sevindim. Sen bu, devam, kapan sen devam. Bu aynı zamanda ketojenik bir yemek oldu arkadaşlar. Yani hiç karbonhidrat yok neredeyse. Bol alkali, bol sebzeli, terbiyeli, kuzu kapama ve semizotu salatası. Aret'cim çok teşekkürler geldiğin büyük için. Ellerine sağlık, yani ödülüm de büyük oldu. Çok keyifliydi benim için. Beğenmeye de çok sevindim. Evet, siz de iyi alışkanlıklar kazanmak için bizde kalın.